Nereye kaçıyorsun? Nasıl? Harika. Mükemmel. Şöyle çok güzel bir balkonumuz var. En çok balkonunu beğendim. Dayanamadım çok acıktığım için. Ammar da şöyle nadıl yine farklı bir şey söyledi. Geldiğiniz zaman muhakkak görürsünüz çokça. Çok güzel. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Yeni bir otel. Maymun ormanlarına yakın olan otele gidiyoruz. Allah her an şuradan bir yerden bir maymun çıkabilir. Evet şimdi geldik. Şöyle gördüğünüz gibi burada da yine tapınak var. Evet şimdi otelimizi geziyoruz arkadaşlar. Odamıza geldik neredeyse. Burası maymun ormanına bitişik neredeyse. Yani şuradan her an bir maymun çıkabilir. Şimdi odamızı gezdireceğim. Geliyoruz böyle. Şurada çayımız falan var. Görüyorsunuz şöyle tertemiz bir oda. Ben en çok balkonu sevdim. Şöyle güzel bir balkon. Şöyle havuz manzaralı. Ben bu oteli daha çok sevdim. Şimdi tam karşımızdaki çatıların üstünde maymunlar var. Çok heyecanlı, inanılmaz. Aa, bize doğru geliyor. Yok, gelmiyor. Bir zahmet gelmesin. Gel canım benim. Evet, bu şekilde odamız. Ben çok beğendim. Hem fiyatı da uygun, çok pahalı da değil. Yani bana kalsa ben bugün bu otelden çıkmayacağım ama gezmemiz gerekiyormuş. Beyefendi öyle diyor. Kolay gelsin. Rahat gezelim diye o kadar şey alamadı. Bıraktım bütün eşyalarımı. Şimdi de gömlek yıkıyorsun. Kolay gelsin. İşte harika. Yapacak bir şey yok. Gezmek istiyorum da ondan. Tamam. Sana kolay gelsin. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi otelimizden çıktık. Bayağı bir yer gezeceğiz. Ubud merkezde bugün. Değil mi? Evet. Güzel gezilmiş olacak bugün. Birkaç yere gezeceğiz. Ondan sonra pirinç tarlaya gidip orada gün batımını izleyeceğiz. Gece de sabah lezzetlerini dinleyeceğiz. Bu konuda pek yani istekli değilim açıkçası ama bakacağız. Çok da sokak lezzetlerini merak etmiyorum açıkçası buranın. Neden bilmiyorum ama içimden bir ses diyor ki çok da lezzetli değil. Yani çünkü şimdiye kadar yediğim yemekler çok böyle şey değildi. Wow değildi hani. O yüzden. Vallahi ben grup beğendim. Bakacağız artık. Şimdi nasıl gidiyoruz? Şimdi burada.
gördüğünüz gibi maymunlar geziyorlar. Çok yakın. Starbucks. Her yerde. Merkezi daha güzel. Bizim önce kaldığımız otel biraz merkez dışındaydı. Şu anda merkeze yakın bir otelde kalıyoruz. Bayağı güzel ama hava gerçekten çok sıcak şu anda. Yani aşırı nemli bir hava var. Şöyle buralarda güzel kafeler de var. Gördüğünüz gibi böyle bir trafik var. Burada spotlar bizim köyümüzdeki sokaklardan daha dar. Evet, sokaklar çok dar olduğu için trafik çok yoğun oluyor. Maalesef. Evet, şimdi Ubud merkezindeyiz. Burada yakında bir tapınak var. Oraya gideceğiz. Şurada da yine alışveriş için yerler var. Turistler için çantalar, şapkalar, turistik kıyafetler. Evet, şimdi geldik. Burayı gezeceğiz arkadaşlar. Burada çok sayıda Hindu tapınağı var. Bu da onlardan bir tanesi. Budizm de burada çok yaygın. %8 Müslüman var. Geri kalanlar Budist ve Hinduizm'e inanıyorlar Bali'de. Endonezya'nın tamamı da değil tabii ki. Endonezya Müslüman bir ülke. Burada da bu çaldıkları bir şey var, obje var, onu görüyoruz şu anda. Belirli vakitlerde bunu çalıyorlar. Yine bu gördüğünüz korkunç figürler var. Bunlar kötü ruhlardan korunmak için böyle korkunç figürler kullanıyorlar. Yani buna inanıyorlar. Bu figürler kötü ruhlardan koruyormuş. Burada çok fazla ziyaretçi var.
bunu tam olarak anlayamadım. Tapınakta böyle bir figürün açıkçası ne alaka? Burada da herhalde tanrıyla tanrıçı oturuyordu. Yukarıda da yine tapınağın bir bölümü var. Bak orada ibadet ediyorlar işte. Şu anda ibadet ediyorlar mı? Evet. Dolayısıyla kapalı. Turistler giremez. Git lan. Şu çok dikkatimi çekti. Her tapınakta bir köpek var neredeyse. Güvenlik için olabilir. Bilmiyorum artık. Evet, burada ibadet edenler içeri girdiler. Biz giremiyoruz. Turistler giremiyor. Bu şekilde. Belum, nanti kalau malam baru ada. Şimdi tapınağı gezdik, çıkıyoruz artık. Diğer gideceğimiz lokasyona geçeceğiz şimdi. Nereye geçiyoruz? Ya, Ubud Art Market gördük ya gelirken. Evet. Ona akşam gidebiliriz, tamam mı? Başka bir tapınağa gideceğiz. Adı Sarasavati. Tamam. Buraya çok yakın. Şimdi burada başka bir tapınağa geldik yine. Ama burada kafeler falan da var. Büyük ihtimalle burada yemek de yeriz. Şöyle bir yer. Vay, şurada şöyle bir havuz var. Çok güzel görünüyor. Bunlar nilüfer çiçeği. Bak şurada bir tane açık olan var. Mevsimden dolayı solmuş şu anda ama şöyle. Bunlara nilüfer deniyor. Ya da lotus. Tam bilmiyorum. Uzak doğuda lotus çiçeği diye de geçiyor. Bu da herhalde
peşin satan tanrı olabilir. Tövbe estağfurullah. Bizde böyle bir şey var ya, hepsi peşin satan. Şurada herkes fotoğraf çekiniyor. Biz de çekileceğiz büyük ihtimalle. Şimdi burada çok güzel bir pirinç tarlası var. Oraya doğru gideceğiz. Buradan giriş. Böyle buralarda da bir şeyler satılıyor yine. Pirinç tarlasında gün batımını seyretmeye gidiyoruz. Kuyuya hoş geldiniz. Yani Akdeniz'de de böyle Antalya falan satıyorlar.
Razan hanım ne diyorsun? Razan. Nasıl? Harika. Mükemmel. Manzaraya bak. Abi. Subhanallah. Ben de tam böyle pirinç tarlasında çalışan çiftçiler gibi giymişim bugün. Şimdi yavaş yavaş artık bu alanın tamamını neredeyse gezdik, çıkıyoruz. Buradan Ubud Art Market'e gideceğiz ve oradan da yemek yedikten sonra otele geçmeyi planlıyoruz. Çok da hava kararmadan önce. Ubud'da, Bali'de bunlardan geldiğiniz zaman muhakkak görürsünüz çokça. Ben de almak istiyorum açıkçası. Evde bir tane bulunsun. Nadıl falan yeriz. Böyle alıyorum şimdi. Bir tane de şöyle şundan magnetik aldık buzdolabı için. Her gittiğimiz yerde alıyoruz. Evet, burası böyle akşam da açık bir pazar gibi, üstü kapalı bir pazar diyebiliriz. Bizde de var, Başakşehir'de bir pazar var, ona benzer. Böyle turistler alışveriş yapıyorlar. Güzel. Ama buradaki yerler biraz daha başka mahalle arasındaki yerlere göre daha fazla gibi geldi bana. Fiyat olarak daha fazla. Şimdi buradaki fiyatlar neredeyse 3 katı fazla oluyor bazı yerlere göre. Sokak arasındaki yerlere göre. Eğer böyle söylerlerse fiyatları almayın. Yani çok fazla söylerlerse almayın. Araştırın. Daha ucuza bulabilirsiniz.
hemen satın almayı derim. Biz de pazarlık yaptık. Aynen. 20 fiyat, 20 dolar fiyat olan 6 evet. dolarla aldık biz. Evet. Bayağı daha uzun aldık. Bugün yine dünkü geldiğimiz restoranta geldik. Ben şöyle makarnamı yarıladım zaten, dayanamadım çok acıktığım için. Ammar da şöyle noodle, yine farklı bir şey söyledi. Yumurta. Noodle, tavuklu noodle. Tavuklu noodle. Pirinç patlağı her zamanki gibi. Böyle bir yemek söyledik. Sanki farklı. Değil mi? Evet, çünkü bolognese sos benim bildiğim kadarıyla kıymayla yapılan bir şey. Bunlar tavukla yapmışlar. Ama güzel yapmışlar. Evet. Bir de şu tabak sarımsak, soya sos eklemişler. Bu şekilde yani tatlandırmışlar. Sarımsakla bir de soya soslu. Yani maşallah gördüm, sen de beğenmişsin. Yemeğimizi yedik arkadaşlar, akşam yemeğimizi. Şimdi otelimize gidiyoruz. Umarım ki maymunlarla karşılaşmayız. Gerçekten çok korkuyoruz. Razan, bir dikkat et, bir maymun kafana atlamasın. Nereye kaçıyorsun? Yazıyor ki dikkat edin, maymun atlayabilir.